Hayat Değerli Geleceğin konuşacağı. Şu anda Gelsugur'un dernek binasındayız. Bayram kutlama etkinliğindeyiz. Yanımızda Gelgele öğretmenim. Bir ekol olarak Gelgele kazandırdığımız Gelgele Saçar. Önemli sesimiz kendine özgü tarzıyla Murat Öktürmüş sanatçımız var. Şimdi röportaj konumuz Gelgele FM'in etkinlikleri. Müzik çalış tarzları ve yerel sanatçılarımıza mikrofonumuzu bırakacağız. Online çalışmalar nasıl gidiyor? Müzik piyasalarındaki hareketler nasıl? Onun hakkında bilgi alacağız. Kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Karabağ, Gelgele'liyim. Sitepe köylüyüm. Burası Gelgele FM'de genel yönetmenliği yapıyorum. Aynı zamanda dizilik yapıyoruz biliyorsunuz. Aşağı yukarı 4 sene oldu bizim bu radyo açıldığında beri. Oradayız, beraber çalışıyoruz birlikte. Yayın yönetmenliği daha yeni aldım. 6 ay oldu galiba. Öyle bu kısa bir sürede. Peki, ne tarz mı çalıyorsunuz dinleyici ki? Genelde halk müziği, Kürtçe, yerel sanatçılarımıza çok yer veriyoruz. Çok istek var genelden. Bu tür şarkıları, türküleri görebiliyoruz. Her türlü müzik var. Ziyaretçi kitleniz hangi kısmına oluşuyor? Ziyaretçi kısmında şu anda aşağı yukarı 60 bin civarı oldu. Evet. Bu istek var, benim istek var. Şarap falan ziyaretçi var. Almanya'da var, Hollanda'da var, Danimarka'da var. Yani Türkiye'de çok var. Bunlar da tabii biliyorsun, internet üzerinde yaptık, var, geliyorlar. Dijital kadronuzda bir değişiklik olduğunu söylediniz. Ne tarz dijitaliniz var, bağın dijitaliniz var mı? Yani yayın saatleriniz nasıl? Genellikle yayın saatleriniz ne kadar sürüyor? Gece yayın yapıyor musunuz? Gece saat 2-3'e kadar biz genelde yapıyoruz, canlı yapıyoruz. Evet. Özellikle ben mesela saat 11'de soru alıyorum, 2-3'e kadar. Ben kendim... İstek alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz. İstek. Peki, yayın saatlerinizi ne bulurdunuz? En çok tutulan yayın sanatçımız Adem Erdoğan. Adem Erdoğan hangi sanatçı tutuluyor şu anda? Şu anda bende en çok istek alanlar. Gelgele Saçar var. Mena Samsan var. Özellikle bunlara çok şey veriyorum, yer veriyorum. Hemen Adem'in bütün sanatçıları çalıyoruz. Fikret Ali İbrahim olsun. Bunları çok yer veriyoruz yani. Peki, Gelgele FM olarak 60 bin ziyaretçimiz var dediniz. İlerideki planlarınız nelerdir? Yani, frekanslı bir uydu sisteminde yer yapmayı hedefliyor musunuz? Yani amaçlarınız nelerdir? Hedefleriniz nedir daha doğrusu? İnşallah niyetimiz var. Frekans üzerinde yayın yapmayı düşünüyoruz. Doğrusu nasıl anlatayım? Böyle bir çalışmamız var açıkçası. Altyapı üstüne. Altyapı üstüne çalışıyoruz. Peki buradan mikrofonlarımız aracılığıyla sizi dinleyen, sizi izleyen ziyaretçilerimize, sizin ziyaretçilerimize neler söylemek istersiniz? Çünkü hep mutfağın içindesiniz, arka tarafta. Evet. Görünmüyorsunuz, sadece sesiniz duyuluyor. Doğru, herkesiniz. Hayranlarınız da var. Var, gerçekten var. Çünkü ise, yani özellikle sadece benim için oraya gelen arkadaşlar çok var. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Ne yani, bir şey söylemek istemiyor musunuz mesela? Ya herkese teşekkür ediyorum. Oraya gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle diz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek veriyorlar. Benim İmam Sattal'la elinde geldiğince bir güzel yayın yapıyorlar. Hepsi değerlidir benim arkadaşlarım. Bayağı arkadaşlarımız var. Erkek dizilerimiz var. Aşağı yukarı şu anda 13-14 tane dizimiz var. Yani hep yanındayız. Sanırsam tamamen gönüllü bir yol. Tabii, gönüllü bir yol. Bir yolculukta size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Saçar, akıl saçar. Gelgele Zaza'yla, Zaza'ca parçalama tanıştıran öbür savaşçısın. Sen neler söylemek istiyorsun? Şimdi buradan özellikle Gelgele TV'ye, Gelgele FM'e çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza ve yönetimdeki bu Gersoy Derneği'ndeki yönetimdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben 2006'da bir albüm yapmıştım, Gurbet Yollar albümü, adlı albümü. Şimdi gerçekten buradan hemşehrilerimize gurur duyuyoruz. Güzel bir satış elde edildi. Ve yeni albüme hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra bizim Gelgeller sağ olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar bizi. Gerekse televizyon olsun, gerekse radyo kanalları olsun, sizler olsun. Yani bizim gelgeller.com'da sağ olsun. Yani 2006'dan beri 2 sene, 3 sene oluyor. Hiç reklamımız eksik olmadı. Hep takip ediyoruz ve gerçekten siteye çok giren oluyor ve bu sitenizi izleyen çok, yani gerçekten bunu takip ediyoruz her gün ve size de çok teşekkür ediyorum. Hatta bu Gurbet Yollar albümünde beraber Gelgele'de bazı görüntüler almıştık. Gerçekten buna yani
hiç unutmayacağım bunu. Gerçekten sağ olun. Ve inşallah eğer bu ikinci albümde güzel bir parça yine tekrar Zazaca Kürçe, Türkçe albüm çalışması var. Bununla da yine gelip Gerger'de güzel böyle mekanlarda görüntüleri alıp inşallah bunu bir klip olarak yayınlayacağız. Buradan bütün Gerger'le hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Düğünler olsun, toplantılar olsun, dernekleri, pikniği sağ olsunlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Ve yine de desteklerinizi bekliyoruz. Buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Saşa, kısa kesmek yok. Bizim elimizde gelmiyor. Öyle işte. Bunu hep merak ediyorum. Benim kişisel olarak sormak istediğim bir soru. Genç Öğütler'in 2006'daki piknik organizasyonu sorunundan söylediğim bir şarkı vardı. Lolo Brown. Evet. O şarkıdan sonra Zazaca bir şarkıydı. Büyük bir patlama yapmıştım. Özellikle bizim Zazaca tarafında. Şimdi bu Zazaca parça söylemek nereden aklına geldi? Neden böyle bir çalışma yaptın? Yani o parçanın daha doğrusu o parçanın bestesi kim aynı? Şimdi bunu ben bu 10 senedir yaklaşık 10 senedir bu müzik piyasasındayım. Şimdi hep dinlerdim. Yani halk müziği, Kürtçe, Türkçe, özgür müzik, yani müziği seven kişiydim. Bunu ben, bizim Mehmet Altıntaş vardı, Tilo'lu. 1996'da Gülhane Parkı'nda bir konser vardı, Adıyamanlar Gecesi. Şimdi Mehmet abi Zazaca okuyordu. Zazaca okuyordu, bunu seviyordum yani. Ben de, yani bir gün ben de böyle bir şey yaparsam dedim, Zazaca çıkaracağım. Yani söz müzik bana aittir. Söz müziği kendim yazmıştım. Evet, bana aitti. İşte bunu pikniğimizde, bu Gerger pikniğinde 2006'da ben o parçayı okudum. Gerçekten güzel bir tepki aldı, yani bir istek vardı. Ve o istek üzerine yani çok düğün daldı ve o parçaya güzel de sözler var içinde. Şimdi bunu halinde var mı? Geçen şimdi var zaten, bu okuduğum Lollobura geçen bu çıkardığım albümde yoktu. Eğer bir şey olsa bu yeni albüme koyacağım. Yoksa başka bir zaza zaten var bende, daha var. Onları koyacağız. Şimdi geçen sene pikniğinde de bir trafik kazasında yeğenimi kaybettim. Sağ olun. Onun için gelemedik. Yoksa yine buradan bütün Gerger'le hemşehrilerimden ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu önümüzdeki sene güzel bir şekilde tekrar dostlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Ve şimdi bu Zazaca farklı değil. Yani hani Kürtçe var, Türkçe var. Biz dedik bir de Zazaca olsun. Zazaca olsun. Çünkü hemşehrilerimiz bunu da dinliyor. Yani bu da bir ihtiyaçtır. Yani şimdi ana dilimizdir. Ben kendim de Zazayım. İhtiyaçtır. Yani o da bir müzik, yani bir Zazaca, bir dil, ana dili. İsteriz ki öyle olsun yani. Peki Saçan, senin bu zorlu olduğunda sana çok çok başarılar diliyorum. Gerger'in sahnesi bakımından bir eksikliği var. Buradan tabii ki bizi izleyen iş adamlarımız olacak. Adıyaman'ın, Kağıthan'ın birçok yerel sahnesi olmasına rağmen Gerger'in yerel sahnesinde kıtlık var. Neden ise Gerger'in birkaç tane yerel sahnesi var. İşte Gerger'i Saçar, Murat Öktürmüş, Mehmet Sansaman, ne bileyim birkaç tane daha yeni arkadaş var. Yeterince destek çıkılmıyor. Ama yalnız diğer taraftan bakıldığımız zaman Adıyaman'daki yerel sahneler, Kağıthan'ın sahneleri sponsor olan firmaların başını Gerger'le çekiyor. Bu da bizi etkiliyor gerçekten. Eğer imkanınız varsa, böyle bir sponsor olmak istediğiniz bir sanatçı varsa ilk başta kendi hemşehrinize olun. Çünkü çoğu gerçekten ses bakımından, tarz bakımından yeni bir yapıya sahip ve geleceği olan sanatçılarımız. Bunu da belirtmiş olalım. Diğer arkadaşımız Murat Öktürmüş. Ben TV'de karışmıştık kendisi. Gerger'in de görüntüleri vardı. Abdurrahman abi çekmişti. Gerçekten senin mekanına göre kendine özgü bir sesin var. Ben kişisel olarak sesini çok beğeniyorum. Çok güzel, özgün müzik okuyorsun. Albümün var mı? Albümün şu... Onda yok. Ben... Konuşma şekerlerim öldüğünden dolayı ben fazla konuşmayacağım. Ben Murat Öktürmüş, ben Gergerliyim. Ağaç dökülmek şöyle. Ben 2000'den beri işte bağlamayla şey başladım, müziğe başladım. Benim kendime ait 20 yakın işte bestem var. Bunu da hep halkımız anlatarak bizim
insanın dertlerini, ızdıraplarını anlatarak özgün bir vers, ki kendime ait özgün bir tarz işi yaratmaya başladım. Benim hiç albümüm yok ama inşallah yakın bir zamanda hiç albüm işe çıkaracağım. Böyle diyorum. Yani. İnşallah biz de size başarılar diliyoruz. Sesiniz de güzel. Teşekkür ediyoruz. Gel gel efendim, gelen benim yönetmenim Mehmet Kayabağlı. Gel gel'in akol sesi Cumali Saçar. Yine gel gel'in kendine özgü sesiyle özgün müzikte ileride sürekli sık sık kullanılacak bir tarzı Murat Öktürmüş'le sohbet.